İyi günler arkadaşlar. Bugün size elektriksel potansiyel enerjiyi anlatıyorum. Elektriksel potansiyelin formülünü verelim önce. Bakın arkadaşlar şöyle bir formül var. E eşittir K yükleri çarpıp uzaklığa bölüyorsunuz. Şimdi elektriksel potansiyel sorduğu zaman yapacağımız olay neymiş? İki tane yükü çarpıp aradaki uzaklığa böldüğünüz zaman elektriksel potansiyel enerjiniz çıkıyor. Birimi jüldür. Veya elektriksel potansiyel enerjiyi ben nasıl bulabilirim arkadaşlar? Yani bu bir bakıma iştir. E ile de gösterebilirim. Nedir? Q çarpı B'dir. Yani o noktadaki yükü o noktanın potansiyeliyle çarptığınız zaman ne çıkar? Elektriksel potansiyel enerji çıkar. E gelin şunu açalım. Q bakın. Potansiyelimiz neydi bizim? K, Q bölü neydi arkadaşlar? Uzaklıktı. Bakın şu formülle şu formülün ne olduğunu gördünüz, aynı olduğunu gördünüz. Yani kısaca bir noktanın ya da iki tane yükün elektriksel potansiyel enerjisini sorduğu zaman ne yapacaksınız? Yükleri çarpıp uzaklığa böleceksin. Bakın deneyelim bir tane. Q, bu da 2Q olsun. Aradaki uzaklık D. Bana dedi ki, A noktasının elektriksel potansiyel enerjisini bul. Hemen başlıyorum. A. Ne diyeceğim? A'daki yükü yazacaksın. Sakın unutmayın arkadaşım. A'daki yükün ne kadar? 2Q. Peki A noktasına kim potansiyel oluşturuyor? Q oluşturuyor. Q'nun oluşturduğu potansiyeli yazıyorsun. K, Q bölü D. İşte şu anda ben ne yaptım? Bir elektriksel potansiyel enerjiyi buldum. Şöyle sorulabilir mi? Bakın bir üçgen hareketinde sorayım soruyu size. Olayın mantığını iyice kavrayın. Şöyle bir üçgen çizelim. Mesela şurası Q olsun. Şurası 2Q olsun. Ve şurada da hepsini farklı yapıyorum olayı görün 3Q olsun. Uzaklıklar D'de. Bana sorulan soru şu. 3Q noktasının elektriksel potansiyel enerjisini bul dedi. Hemen enerji formülünü yazdım. Neydi formülü? Q çarpı B. Nerenin potansiyelini sordu elektriksel potansiyelini? 3Q. O zaman 3Q'yu yazıyorum. Çarpı ne yapacağım arkadaşım? 3Q'nun bulunduğu bölgedeki toplam potansiyeli yazacaksın. Artı eksiye dikkat edeceksin. Sakın unutma. O zaman Q'nun oluşturduğunu yazıyorum. Ne diyorum? K, Q bölü D. Artı. Şimdiki Q'nun oluşturduğunu yazıyorum. K, 2Q bölü gördüğünüz gibi toplam potansiyel. Buradan paydaları eşitlersek ne çıkar arkadaşım? K kas sayısı altında. Q 2Q daha ne etti? 3Q. 3Q ile dışarıdaki 3Q'nun çarpımıdır. İşte demek ki bir elektriksel potansiyel enerji sorulduğu zaman bu mantığı kullanmamız gerekiyor. Bir de bize iş sorulur arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru gelebilir. Şöyle bir noktamız olsun. Bu noktada bir Q yükümüz olsun. Bu noktada bir 2Q yüküm olsun. Dikkat edin şu soru da çok önemlidir. A noktası, B noktası. Uzaklıklar D'ye de olsun. Bir örnek. Şimdi soru şu. A noktasındaki yükü, A noktasındaki yükü B noktasına götürmek için ne kadarlık iş yapmalıyım? Yani bana bir enerji sordu. Hemen yazacaksın arkadaşım. İş. Nereden nereye gideceksin? A'dan B'ye gideceksin. Neydi formülün? Q çarpı V'di. Yalnız hangi V? A'dan B. Şimdi burayı yazarken dikkatli yazacaksın. Q. AB demek ne demektir arkadaşlar? Son potansiyelden ilk potansiyelin çıkarılımıdır. O zaman bitiriyoruz. Şimdi bu Q hangi Q yalnız dikkat edeceksiniz? Hangi yükü taşıyorsun arkadaşım sen? 2Q yükünü taşıyorsun dikkat et. O zaman taşınan yükü yazıyorsun buraya 2Q. Şimdi peki B noktasında kim potansiyel oluşturuyor? Bakın taşınan potansiyel oluşturmuyor unutma bunu. B noktasında kim potansiyel oluşturuyor? Şu Q yükü oluşturuyor. O zaman Q'nun oluşturduğu potansiyeli yazıyorsun. K, Q bölü 2D. Çok güzel. Eksi. Şimdi A'daki potansiyel kim oluşturdu yine? Yine K. Q oluşturdu. Q bölü D. Bitiyor. Payda eşitliyorum. 2 buraya geldi. 2 buraya geldi. Ne çıktı arkadaşım burası? 2Q dışarıda. K. Çıkartma yaptığımız zaman ne çıkar? Eksi Q bölü 2D olduğunu görürüm. Bütün olay nedir? Nereden nereye yükü taşıdığınıza dikkat edeceksiniz. Buna dikkat ettiğiniz sürece ne? Bu tür soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Bakın zor bir soru daha çözeyim size. Şöyle bir soru mesela olsun.
Q olsun. Burası A noktası, burası D noktası olsun. Sorumuz şu olsun. Bakın bir örnek daha size. Sonsuzdaki, bakın ne diyorum? Sonsuzdaki eksi Q yükünü A noktasına getirmek için ne kadarlık iş yapmalıyım? Sonsuzda bir eksi Q yüküm var. Onu A'ya getir diyor. Kolay. Hemen işi, formülünü yazın. Q, V. Nereden geleceksin arkadaşım? Sonsuzdan A'ya geleceksin. Çok güzel. Taşınan yüküm eksi Q. Yaz buraya. Neydi? Son eksi ilkti. Sonsuzun potansiyeli nedir kardeşim? Sıfır. Süper. Eksi Q bitiyor. A'daki potansiyeli kuralım. Kim kuruyor? Q yapıyor potansiyeli. Yazalım. K, Q bölü D'dir. İşte sonsuzdaki bir yükü A noktasına getirmek için gerekli olan işi size buldum. Bir değişik soru daha çözelim size arkadaşlar. Bir de sistemin potansiyel enerjisi sorulabilir size. Mesela şöyle bir olay yaparlar. Bir üçgen çizerler. Buraya mesela Q yükü. Buraya bir 2Q yükü. Buraya da bir 3Q koyayım. D'leri aynı vereyim. Burada sorulan soru da şu olsun. Dedi ki bana sistemin toplam enerjisini bul dedi. Sistemin. Sistemin sorduğu zaman arkadaşlar önce şu hareketi yapacaksınız. Mantığı şudur bunun. Bununla bunun arasındaki enerjiyi kuracaksın. Bununla bunun arasındaki enerjiyi kuracaksın. Bununla bunun arasındaki enerjiyi kuracaksın. Yani bu enerjileri kurup ne yapacağız? Toplayacağız. İşte bu zaman sistemin enerjisi çıkar. O zaman başlatalım olayı. Şu E1 dedim yani Q ile 2Q'nun enerjisi nedir? Enerji nasıl buluyorum dedim ben size kısa yoldan. Yükleri çarpıp uzaklığa böleceksin. Yapalım o zaman. K, Q çarpı 2Q bölü D artı. E2'yi yazalım şu. Ne diyeceğim? K, Q, 3Q bölü D artı. E3 neydi arkadaşım şu? Yükleri çarpı uzaklığa böleceğim. K, 2Q, 3Q bölü D. Bitti. İşte bu benim neyimdir? Sistemin toplam enerjisidir. Paydalar aynı olduğuna göre K'yı atalım buraya. Buradan ne geldi? 2 geldi. Buradan ne geldi? 3 geldi. Buradan ne geldi? 6 geldi. Ne çıkar? 10Q kare bölü D benim sistemin toplam potansiyel enerjisidir.